Bugün ne yiyeceğiz? Bugün salçalı bulgur pilavı yiyeceğiz. Nerede? Baruthane Beşiktaş şubesinde. Evet sevgili Baruthane ailesi, sizlere bugün enfes bir salçalı bulgur pilavı yapacağım. Malzemelerimizi sayıyorum. Böyle güzel bir şekilde doğradığımız soğanımız, böyle ezilmiş bir miktar sarımsağımız, domates salçamız, biber salçamız, yeteri kadar tuz, tereyağımız, zeytinyağımız, karışık baharatımız ve 1 kilogram da böyle hazırladığımız bulgurumuz var. Şimdi pilavımızı yapmaya geçelim. Evet, tereyağımızı tenceremize aktarıyoruz. Güzel bir şekilde tereyağımız eriyecek. Tahta kaşığımızla beraber. Şimdi zeytinyağımızı da ilave yapıyoruz. Evet, zeytinyağımızı ekledik. Tereyağımızla zeytinyağımız buluştu ve ortaya böyle bir şahane bir güzel bir görüntü çıktı. Evet, tereyağımız eridi. İçerisinde zeytinyağı ve sadece tereyağı var. İki güzel lezzeti birbiriyle buluşturduk. Şimdi ilk aşama doğradığımız, böyle küçük küçük doğradığımız soğanlarımızı tenceremize aktarıyoruz. Salçalı bulgur pilavımızı tabii ki soğansız da yapabiliriz, sarımsaksız da yapabiliriz ama sarımsaksız, soğansız olunca lezzeti de tabii ki azalacaktır. Ve ikinci aşamaya geçeceğiz. İkinci aşamada ne var? Ezilmiş sarımsağımız var. Sarımsağımızı da gördüğünüz gibi burada böyle soğanımızı aktaracağız tenceremize. Sarımsağımızı daha sonra aktarıyoruz çünkü sarımsağımız biraz daha çabuk pişiyor. O yüzden soğanımız piştikten sonra eklememizde fayda var. Şimdi sarımsağımızla, güzel bir soğanımızla buluşturduktan sonra güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Aslında bulgur pilavına lezzet veren de bu sarımsakla soğan. İşin sırrı aslında burada. Soğan ve sarımsakta. Keramet böyle güzel, doğal, Allah'ın verdiği nimetlerde. Evet. Domates salçamız burada. Biber salçamız burada. Böyle güzel bir karıştırıyoruz ikisini beraber ve tenceremize aktarıyoruz. Acele gerek yok. İyi olan şeyler zaman alır. Sarımsağımız, gördüğünüz gibi soğanlarımız hala kendini belli ediyor. Yağımız böyle güzel bir şekilde parlıyor. Tereyağımız, zeytinyağımız. Salçamızın kalitesini zaten bilecek hiçbir şey yok. En kaliteli salçayı kullanıyorum. En kaliteli
yağları pilavlarımda kullanıyorum. Ve işimizi çok seviyoruz. Pilavı çok seviyoruz. Yemeklerimizde tabii ki bu nedenle tadından yenmiyor. Şimdi güzel bir şekilde salçamız, soğanımız, sarımsağımız buluştu. Artık onlar kardeş oldular. Şimdi böyle kekik, toz biber, karabiber, baharatlarımızı, baharatsız tabii ki salçalı bulgur pilav olmaz. Böyle güzel baharatlarımızı karıştırdıktan sonra tenceremize aktarıyoruz. Bunun miktarını siz belirleyin. İster bir çay kaşığı, ister iki yemek kaşığı. Sizin tamamen damak zevkinize bağlı. Evet, güzel bir şekilde salçamız, soğanımız, sarımsağımız, karışık baharatımızı attıktan sonra şimdi sıra bulgurumuzu tenceremize ilave etme zamanı. Evet, işte bu. Böyle güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Kavuracağız. Böyle bulgurumuzu. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi tuzumuzu da ilave edelim. Yeteri kadar tuzumuzu da ilave ettik. Ve biraz daha kavurduktan sonra tavuk suyumuzu salçalı bulgur pilavımıza birazdan ilave edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi yağımız, yağ miktarımız kararında, çok değil, az değil, güzel bir şekilde böyle bulgurumuzu artık suyumu verebilirsin diyor. Şimdi suyu verme zamanı. Gördüğünüz gibi aynı bulgura koyduğumuz kabımızla beraber suyumuzu veriyoruz. Evet, böyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Evet, tenceremizin altını, ateşimizi kapatıyoruz ve şöylelikle kapağını açıyoruz. Şu muhteşem görüntüyü herkes artık görebiliyor. Şimdi şöyle güzel bir şekilde suyunu çeken bulgur pilavımızı böyle karıştırıyoruz. Şimdi demlemeye bırakıyoruz pilavımızı. 10 dakika sonra salçalı bulgur pilavımız hazır efendim. Evet, pilavımız demlendi. Kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir salçalı bulgur pilavımız. Şöyle tabağımıza dolduralım. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün salçalı bulgur pilavı üstü Sivas kavurma yiyeceğiz.
Nerede? Barutane pilavcısında.